Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün 14 Ağustos 2021, size hepimizin 40 yaşına geldiğinde yakını görme problemleriyle ilgili bilgiler sunacağım. Ben Doktor Hüseyin Engin Soy, Güzelyurt Kıbrıs'tan. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Öncelikle yakını görme bozukluğuna tıp dilinde presbiyopi diyoruz. Peki bu presbiyopi nedir? Yakın görme bozukluğu. Özellikle 40 yaşın üzerindeyseniz menüyü veya gazeteyi daha net görebilmek için daha uzun kollara ihtiyacınız varmış gibi hissedebilirsiniz. Öyleyse presbiyopi dünyasına hoş geldiniz. Kısaca presbiyopi, 40 ve 45 yaşına gelen herkesi etkileyen bir göz problemidir. Bu noktada yakındaki nesneleri bulanık görmeye başlıyoruz. Okuduğunuz kitabı net görebilmek için kollarınızı gözlerinizden öteye uzatmanız gerekebilir. Ve bir süre sonra bu mesafe size yetmeyecek hale gelecektir. Öyleyse presbiyopiye nasıl bir çare bulunabilir? Presbiyopiyi size daha iyi anlatalım. Söylediğimiz gibi presbiyopi belli bir yaşa gelince %100 hepimizi etkiler. Sık görülür ve neyse ki kolaylıkla düzeltilebilir. Fakat muhtemelen 40 yaşların ortalarında presbiyopiye neden olan şeyi merak ediyorsunuzdur. İşte size bunun cevabını verelim. Gözümüzün içerisindeki göz bebeğinin tam arkasında kristal mercek bulunmaktadır. Işığı kırma ve yansımaya yardımcı olur ve retinaya gönderir. Onu odaklamaya yarayan bir kamera merceği gibi de düşünebiliriz. Yaşla birlikte kristal mercek esnekliğini yitirir ve 60'lı yaşların başına kadar kötüye gider. Bu da gözlerimizin bir zamanlar gençliğimiz olduğu kadar iyi odaklanmasını engeller. Bunu önlemek için yapabileceğiniz alıştırmalar var mıdır diye merak ediyor olabilirsiniz. Maalesef bu soruya cevabımız hayırdır. Fakat problemi meydana gelir gelmez düzeltmek için izleyebileceğiniz adımlar vardır. Presbiyopi, yani yakın görme bozukluğu nasıl düzeltilir? Eğer aile üyeleriniz presbiyopi belirtilerine benzeyen durumlar yaşıyorsa, belki bulanık görme ve yakından objelere odaklanmada zorluk çekme varsa mutlaka bir göz doktorunuza danışmanızı öneririm. Unutmayın, bir insan 40'lı yaşlardan önce nadiren presbiyop olur. Hiperopi veya yakını görememe olabilir. Belirtileri presbiyopi ile benzerdir fakat tamamen farklı bir durumdur. Hiperopi hakkında daha fazla bilgi de öğrenebilirsiniz. Astigmat da olabilir. Presbiyopi olduğunuza emin olduktan sonra düzeltmek için neler yapabiliriz? Bunu şimdi keşfetme zamanı. Özellikle presbiyopi gözlükleri en sık kullandığımız tedavi metodudur. Durumunuza göre gözlüklerinizi sadece okurken takabilirsiniz. Bu nedenle pek çok kişi bu tip gözlüklere okuma gözlüğü der. Peki gözlüklerimizi herkes içinde takmak istemezsek o zaman ne yapabiliriz? Bu konuda da presbiyopi kontak lensleri kullanılabilir. Multifokal lensler yakın ve uzaktaki nesneleri okuyabilmemize ve aynı zamanda gözlüklerimizin cebinizde kalmasına yardımcı olur. Günümüzün silikon hidrojel kontak lensleri 10 sene veya daha eski zamanının
lenslerinden daha rahattır ve onlardan daha uzun süre kullanılabilir. Bunun dışında piroskopi cerrahisi, yani yakın görme ameliyatları da olabilir hastalar. Tabii bu daha zor, meşakkatli bir işlem. Piroskopiye çare olarak cerrahiyi de düşünebilirsiniz. Lasik veya konstrüktif keratoplasti dediğimiz piroskopi için monovizyon bir çözüm getirilebilir. Bu sayede uzaktaki nesnelere odaklanmak için gözünüzü, yakındaki nesneler için ise gözünüzü kullanabilirsiniz. Kulağa tuhaf mı geliyor? Aslında değil. Kamera benzetmesine geri dönersek, bu biraz iki merce kullanımı gibi. Uzak için bir tane telefoto mercek, yakın için küçük nesneler için de makro mercek. Piroskopi için ayrıca bir de monovizyon lensleri vardır ki onlar da aynı şeyi yapar. Piroskopi kaynaklı görme problemlerimizin sizin üzmesine izin vermeye gerek yok. Hepimize olur ve öğrendiğimiz gibi düzeltmenin birkaç yolu mevcuttur. 40 yaşın üzerindeyseniz ve presbiyopiniz olup olmadığını merak ediyorsanız mutlaka göz hekiminize başvurunuz. Durum sadece daha da kötüleşecek. Baş ağrısı, bulanık görüşe eşlik eden zorluklara katlanmanıza gerek yok. Dünyanızı net görmek için adımları bugün atın. Evet. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa mutlaka Yahoo'nun message kısmından bana ulaşabilirsiniz ya da cep telefonundan bana ulaşabilirsiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini de böylece giderebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Uzun zaman bir aradan sonra yeni videomuzu da yapmış bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı, göz sağlığımızın iyi olduğu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.